Yangını söndürmeye gitmeyen köylülere oyun yası. Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy muhtarı yaklaşık 10 gün önce köylerine yakın bir alanda çıkan orman yangınına köylülerin kahvehanede oyunu bırakmayıp yangını söndürme çalışmalarına yardıma gitmedikleri gerekçesiyle köydeki bütün kahvehanelerde oyun oynamayı yasakladı. Yeniköy olarak muhtar olarak bana gurur verecekti. Ama ben dağdan geldim. Kahvelerde oyun oynandığını keşfettim. Gözümle gördüm. Herkes bu köyde olumlu getiriyor. Olumlu getirmedik, ormanı yaralamadık. Bir köyümüz, halkımız, vatandaşımız yok. Bu esnada olağanüstü acil bir karar aldık. Kahvelerde oyunlar oynandığından biz de oyunları, domine, kağıt oyunları oynandığını tespit ettik. Bu yüzden de olağanüstü karar alınca biz bunları ikinci bir olağanüstü veya toplantı yapana kadar yasakladık. Kahvelere aldığımız kararları astık, ilanlarımızı astık, tebliğlerimizi yaptık. Şu anda oyun işi bitti. Şu andaki şeyimize göre, meclis kararında, azal ihtiyar ettik aldığımız karara göre bir ilk etapta 1000 TL para cezası uygulayacağız. İkinci devam ettiği halde daha değişik kararlar alacağız. Allah ben memnunum yasak olsun. Eşek olsa görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Oyun başına bir oturuyoruz. Arkadaşı, V'daşı, arkadaşı bir duyurup konuşamıyoruz yani. Şimdi iyi olur bak, şimdi toplumda konuşuyoruz. Evet. Memnun olduk yani. Olsun, yasak olsun. Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy muhtarı yaklaşık 10 gün önce köylerine yakın bir alanda çıkan orman yangınına köylülerin kahvehanede oyunu bırakmayıp yangın söndürme çalışmalarına yardıma gitmedikleri gerekçesiyle köydeki bütün kahvelerde oyun oynamayı yasakladı. Köy muhtarı Hasan Alakuş yaklaşık 10 gün önce köy yakınında çıkan orman yangını için çağrı yaparak müdahale için köylülerden yardım istedi. Kontrol altına alınan ve 15 hektarlık bir orman alanının zarar gördüğü yangından geri döndüğünde köylülerin yardıma gelmediğini ve kahvehanede oturup oyun oynadığını gören Alakuş buna kızıp köydeki bütün kahvehanelerde oyun oynamayı yasakladı. Alakuş yaptığı açıklamada bölgelerinde çıkan orman yangınına çok üzüldüklerini ve köylerinin ciğerinin yandığını söyledi. Eskiden komşuda veya herhangi bir yerdeki yangına herkesin koştuğunu belirten Alakuş ama son zamanlarda bunlar yok oldu. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı gençlerimiz hariç yangını söndürmeye giden olmadı. Gençlerimiz ilk gün yangının önünü kestiler, kendilerini ateşe attılar. Orman araçları köyümüzden su aldı, kahvehanelerin önünden su götürdüler. Kahvehanelerdekilerden biz isterdik ki kendiliğinden yangın söndürmeye yardıma gitsinler. Böyle yapsaydılar Yeniköy muhtarı olarak bana gurur verirdi. Ama ben dağdan geldiğimde kahvehanelerde oyun oynandığını gördüm. Bu köydeki herkes dağdan odununu getiriyor. Dağdan yararlanmayan hiç kimse yok gibi. Bu esnada olağanüstü bir karar aldık. Kahvehanelerde domino ve kağıt oyunlarını ikinci bir karara kadar yasakladık. Aldığımız kararı buralara astık ve tebliğleri yaptık. Şu an köyde oyun işi bitti. Oyun oynandığını tespit ettiğimiz kahvehanelere 1000 lira ceza keseceğiz dedi. Altay Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun İPART projeleri Ziraat Mühendisi Sertifikalı Tarım Danışmanı Ayşe Altay tarafından itina ile hazırlanır. İrtibat telefon 0539 697 34 62.